Ya ben seni çok aradım bugün ama telefonun hep kapalıydı. Merak ediyorum seni. Ara beni, tamam mı? Mesaj alır almaz ara. Öptüm, bay bay. Sinan yine ben. Sana bir şey söyleyeceğim ben. Hani o küpemi kaybettim ya ben. Senin arabanda da aradım filan. O esnada ben Sevim ablanın günlüğünü de buldum. Hayır bak lütfen bunu duyduğunda bak sakın yanlış anlama. Çünkü ben onu sana verecektim ama araya bir sürü şey karıştı. Veremedim. Sen ben onu okudum. O günlüğü merak ettim okudum. Açıkçası bu. Ya o kadın ne kadar zebani bildiğin. Tövbe estağfurullah. Yani ölmüş insanın arkasından bu denmez ama kadın bildiğin zebani. Çünkü bunu atmış biliyor musun? Anlattım ya ben sana Handan arkadaşım. Ona şantaj yapmış ya. Onu yazmış da utanmadan. Bak beni ara, tamam mı? Senin bundan haberin yoktur. Belki okumamışsındır o sayfaları. Hadi öpüyorum. Tamam. Hadi ara beni, ara beni. Sinan bak benim aklıma ne geldi biliyor musun? Hani ya bu Cemil Sevim ablayı öldürmüş olmasın? Hatta daha korkunç bir şey daha geldi de söylüyorum. Korkuyorum yani söylemeye. Sen dedin ya bana Figen en son bu mahallede görülmüş diye. Ya bu Figen'i de sakın Cemil öldürmesin. Allah'ım dağlara taşlara ya Rabbim ya. Alo Sinan. Ya ben duvara mı konuşuyorum Sinan? Kime konuşuyorum ben ya? Arıyorum mesaj bırakın mesaj bırakın. Ben mesaj falan bırakmak istemiyorum artık. Konuşmak istiyorum seninle. Bu kadar saat niçin telefonun kapalı? Bana bunu izah edeceksin. Ne yapıyorsun sen şu anda? Beni ara tamam mı? Beni araman gerekiyor. Ara beni Sinan ara. Hayret bir şey ya. Sinan? Alo? Sinan? Ya neredesin sen? Çok merak ettim ben seni. Yasemin sana işim olduğunu söylemiştim ya. Ha, yok yok merak edecek bir şey yok. Yolunda her şey. Aldın mı mesajlarımı? aldım. Ama şimdi aldım mesajları. Ya Sinan o son mesajı dinlemediysen dinleme sakın ne olur. Ben sinirlendim o yüzden öyle konuştum. Olur mu? Ha bana içini döktün yani. Hayır yani küçük sitem böyle. Dinleme ne olur. Sinan ya o Sevim'in günlüğünün ne işi var sende? Suna Hanım verdi bana o defteri. Sevim Hanım'ın ölümüyle bir ilgim olmadığını anlamış. Belki bir ipucu vardır diye bir incelemem için vermişti. Katille ilgili yani. Ya niye sen bakıveriyorsun? Her ipucu bulan sana getiriyor. Sen polis misin? Gitsinler polise versinler. Ya bak ben başın derde girsin istemiyorum. Yasemin şu işimi bitireyim. Haklısın. Polise teslim etmek lazım. Götürür veririm. Tamam. Başka bir şey yoksa? Yok başka bir şey. Ha var. Bu Cemil var ya katil o. Yemin ederim bak %1500 katil o. Eminim yani ben. Öyle mi diyorsun? Bence kesin olmadan kimseyi suçlamayalım Yasemin. %1500 katil. Ha bu arada Yasemin, benim evin anahtarı vardı değil mi sende? Ben salonun penceresini açık unutmuş olabilirim. Bir bakar mısın? Yağmur yağarsa fena olur. Aa tabii. Kapatırım. Hadi öpüyorum seni. Bak telefonlarına bak tamam mı? Hadi bay bay.
lacivert takımını getirdim. Ne kadar temiz, pak, şık olursan o kadar iyiymiş öyle dedi Faik. Sağ ol hayatım. Şu sakallarını da kes hakimin karşısına çıkmadan önce. Böyle haydut gibi çıkma karşısına, tamam mı? Tamam. Gerçi hayduttan bir farkın yok ama... El alemin evine zorla girip ağzını burnunu falan kırıyorsun. Neyse. Ya ne yapayım, benim mizacım bu. Kıskancım ben. Ay sende ne pis bir mizac varmış Kudu ya. Ne pis bir mizac varmış. Senin bu mizacın yüzünden böyle karakollardan, mahkemelerden çıkamaz olduk. Ya tamam, bunu da atlatalım. Kuzu gibi olacağım, söz. İnşallah, inşallah. Bana bak, şu Atilla mıdır nedir? Konuştun mu o çocukla? Ha? Birazdan mahkemede geri alacak şikayetini, değil mi? Çocuğa bir yalvarmadım kaldı Kudret senin yüzünden. Neyse kabul etmedi. Yapma ya. Ne yapacağız şimdi? Bana bak. Saksıyı çalıştır, bir çare bul. Kalamam ben burada. Kudret. Aslında ben de sana bunu söylemeye geldim tatlım. Şimdi... Faik'in aslında bir çözüm önerisi var. Neymiş? Faik diyor ki... eğer ben hakime gidip de... bir ilişkim olduğunu söylersem... Oha! Çüş! Hayatta olmaz öyle şey. O zaman bu senin için hafifletici bir sebep olabilirmiş. Biraz mantığını kullan ya. Ya beni mahkemede... mahkemenin hakimine, savcısına, mübaşirine rezil mi edeceksin? Hayatta olmaz. Başka çaremiz var mı? Ha, var mı başka bir çare? Olmaz diyorum sana ya. Karım kendi ağzıyla bütün cemaatin karşısında bir ilişkin var diyecek. Katiyen olmaz. Ya müebbet yatarım burada daha iyi be. İyi, ben gidiyorum. Sana ilelebet kal burada. Ya dursana Zeliş. Nereye gidiyorsun be? Ya ben öyle herkesin karşısında karımın bir ilişkisi var. Gelsene buraya. Bak şöyle yapalım. Sen... yani ben kocamı çok seviyorum. Onu kıskandırmak için yaptım de. Ama bana bak. Fazla abartma, çıldırtma beni. Ziyaret saati bitti. Tamam, Faik'e söylerim. Şu sakallarını da temizle güzelce. Tamam. Ya şu her market dönüşü illa buraya uğranıyor yani. Anlamadım ben bu tutturmayı. Geldik işte, buyurun. Anne! Anne! Tekin, bak şuna binelim. Yok ya, şuna da. Oğlum yok öyle her şeye falan binmek. Paramız kısıtlı. 3 tane jeton aldık, gördünüz. Dur çocuğum, evladım. Dur bak, bana bak. Birer tane bineceksiniz. Ondan sonra eve gidiyoruz, anlaştık mı? Tamam. Vallahi gelmem bir daha. Azmak yok. Tamam. Neye bineceksiniz söyleyin bakayım. Şuna. Ha, tamam. Peki. Şimdi orada bir abi var, onun yanına gideceksiniz. Ben söyleyeceğim. İnince, durunca ondan sonra bineceksiniz. Tamam mı oğlum? Hadi tek sıra. Tek sıra, yavaş. Tek sıra dedim. Affedersiniz, buna binecek çocuklar benim. Hah, sağ olun. Anne. Canım benim, güzel çocuk. Metin, gel oğlum gel. Kardeşlerin binsin, ondan sonra sen binersin. Ya anne oğlum, ya. Hadi dur, Necla'nın yanında abilik yap. Geliyorum ben hemen. Hadi. Thank you.
Ömer. Gol! Ömer, ne yapıyorsun burada? Oyun oynuyorum. Neye benziyor? Emre sen geç, sıra sende. Ömerciğim, senin bu saatte işte olman gerekmiyor mu hayatım? Hayır, gerekmiyor. Ne gol be? Ömerciğim, i̇şte bu kadar. Ne oldu? İş yerinde bir şey mi oldu? Söyle hayatım. Evet Elif, bir şey oldu. Ömer, anlatmak ister misin? Bak sen dün gece de bir gariptin hayatım. Ne oldu işte? İstifa ettim. Aa! İstifa mı ettin? Ömer, niye istifa ediyorsun? Ömerciğim, şu oyunu bırakıp cevap verir misin? Niye istifa ettin? Çünkü sen gidip patronun karısına Ömer'i lütfen bölge şefi olarak atamayın demişsin. Hı? Patron da Kemal'in yerine Canan'ı atadı. Ben de istifa ettim. Beğendin mi? Hı? Oldu mu? At şunu hadi. Ömer. Ömer, o öyle olmadı. Ben tam onu demedim. Yani dedim ki, yani Ömer'i İstanbul dışına bir yere yollarsanız eğer çocuklar babalarını özler dedim. Ben öyle bir şey demedim. Yanlış anlaşılmış. Ömerciğim, öyle bir şey istemedim ben. Ömerciğim, hadi gel evde konuşalım ha. Ömer. Hayır, konuşmayalım. Ömer, bütün gün burada oyun mu oynayacaksın? Yok. Önce şunları bir haklayayım. Sonra gidip kendime dondurma ısmarlayacağım. Sonra belki balığa falan çıkarım ha. Artık boşum ya, işim yok ya. Ömer. Ömerciğim, hadi gel konuşalım. Ömer. Elif. Git Elif, eve git. Ağzımdan pişman olacağım bir şey çıkmadan git lütfen. Kolay gelsin. Buyurun. Ay aşk olsun Adalet Hanım. Beni tanımadınız mı? Ayol ben Emel, Emel. Size evi ben sattım ya. Ah çok affedersiniz Emel Hanım. Ben işte böyle evin telaşından bir an çıkaramadım, kusura bakmayın. Olsun, hiç önemli değil. Ama bakın bana, şakkadanak adınızla sanınızla söyleyiverdim sizi. Niye? Çünkü siftah sizin evle yaptım. Yani bu benim sattığım ilk ev. Aa, öyle mi? Hayırlı olsun. Ay size de komşum, size de. Ama yani siz de ne kadar tez canlıymışsınız. Yani sen 8 aylık mısın nesin, anlayamadım ki ben. Öyle pazardan domates alınır gibi ev mi alınır be? Ha evet, evin konumu, büyüklüğü tam istediğim gibiydi. Onun için ani karar verdim. Aa, ama kararınızda benim de etkim mutlaka olmuştur yani. Ben bu emlak piyasasında yeniyim ama vallahi pek becerikli çıktım ha. Sizin şu kapıyı açın da ben bir evi kontrol edeyim. Bir akarı kokarı olmasın sakın. Aa, yok, çok teşekkür ederim. Her şey yolunda Emel Hanım. Kontrol edilecek hiçbir şey yok. Olmayacak tabii. Neden? Çünkü Emel Emlak'ta yamuk olmaz. Emel Emlak presentable bir kuruluştur yani. Ama ben yine de içim rahat etsin diye bir kontrol etmek istiyorum. Yok 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 yok. Hiçbir sorun yok Emel Hanım. Teşekkür ederim. İyi günler. Anne, o vizeyi salona mı asayım? Hayır oğlum, banyoya as. Tabii ki salona asacaksın. Canım. Merhaba canım. Caner'di değil mi? Emlakçımız Emel Hanım. Merhaba Emel teyze. Çüş. Teyze mi? Oğlum, senin gözlerin iyi görüyor mu? Yani bir bak bakayım bana. Ben senin teyzen olacak yaşta mıyım? Allah Allah. Ben olsa olsa ablan olabilirim evladım. Yani illa çok canın çekiyorsa birine teyze demeyi. Şuradaki kadın var ya. Şu yaşlı ve çirkin olan, hani çamaşır asıyor. Ona teyze diyebilirsin. Yasemin teyze. Zaten kazık kadar kızı var. Yaşını başına almış bir insan o. Ona yakışır yani. Ama bende sakil durur.
Emel Hanım izninizle, eminim ki sizin de çok işiniz vardır. Sizi de tutmayalım. Benim de evi toparlamam gerekiyor bir an önce. Olur mu Adalet Hanım? Benim zaten işim bu. Yani ben en azından diyorum ki şu banyonun karolarının yedeklerini ben size yerlerini göstereyim. Çünkü şimdi taşınırken kırarlar, dökerler neme lazım. Emel Hanım, banyo karolarında da hiçbir sorun yok. Adalet Hanım, şimdi yok. Yani o makine bağlanırken ben biliyorum etrafı kırıp dökecekler. Oğlum çamaşır makinesini bağladı. Hiçbir problem çıkmadı. Ayrıca karolarda bir problem çıkarsa emin olun ki ben bulurum. İyi canım. İyi o zaman. Afiyetle oturun yani. Tövbe tövbe. Yabani midir nedir bunlar? Buranın insanları fazla komşuluğa meraklı gibi. Evet. Öyle gibi. Ama ben onların ayaklarını kesmesini bilirim. Hadi geç. Düşünüyorsun? Hiç. Hadi hadi. Sen bir şeyler düşünüyorsun. Söyle bana. Söylerim ama kızmak yok. Kızmam, merak etme. Söyle canım. Evdeki perdeleri düşünüyorum. Ne zamandır yıkamamıştım. Çeyizindeki epeydir kolalamadığın dantelleri de düşünüyor musun? Aa, sen nereden biliyorsun öyle kolamola işlerini? Bilmez miyim? Önce perdeleri yıkarsın. Arkasından da dantelleri kolalarsın. Kaç yıllık kocanım ben senin. Peki bunları yaparken neler düşündüğümü de bilir misin? Hı? Senin düşündüğün evimizi, evliliğimizi. Hı hı. Çocuklarımız, seninle evlenirken kurduğum hayalleri, sonrasında ne kadar mutlu oldum. Gerçekten mutlu oldun mu benimle Nermin? Mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Zor bir ameliyata giriyorum biliyorsun. Öncesinde sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Ne olur ne olmaz. Böyle konuşma. Seni korkutmak için söylemiyorum bunları. Ama ameliyata girmeden önce sana bunları söylemem gerekiyor. Ben hiç kimseye yatak odamızda olanları anlatmadım. Biliyorum, anlatmazsın sen. Ama ben öyle başkasından duyunca kendimi çok kötü hissettim Behçet. Kim nasıl duydu bilmiyorum. Ama ben anlatmadım. Bana inanıyor musun? Tabii ki inanıyorum. Asıl söyleyeceğim bu değildi. Her şey için çok özür dilerim. Evi terk ettiğim için. Boşanma davası açtığım için. Seni aldattığım için. Sonra istemediğin halde bazı şeyleri mecburen yaptığın için. Affet beni. Asıl sen beni affet. Aramızda geçen özel şeyleri başkalarına anlattığımı düşündüğüm için, sana inanmadığım için. Önemi yok.
şimdi içimizde hiçbir kırgınlık kalmadı değil mi? Sana karşı içimde sadece sevgi var. Benim de içimde sana karşı sadece sevgi var. Behçet, ben şimdi eve gideceğim. En sevdiğim pijamanı ötüreceğim, sana getireceğim. Ameliyattan sonra onu giyersin. Kendini evinde gibi hissedersin. Tamam mı? Ameliyattan sağ salim çıkacağıma bu kadar emin misin? Tabii ki eminim. Daha seninle yaşayacağımız o kadar güzel günler var ki. Daha çocuklarımızı üniversiteye yollayacağız. Mezuniyetlerini göreceğiz. Onları evlendireceğiz. Torunlarımızı kucağımıza seveceğiz, hoplatacağız seninle. Seninle ben çok güzel günler yaşayacağız. Teşekkür ederim diye. Hı? Tekrar okusana mı bana? Ben sana teşekkür ederim. Beni sen öptün. Ben uyurken benim alnımdan beni sen öptün. Serinlik vurdu korulara. Canlandı serçelerim. Sen mavi bir tilkiydin. Binmiştin mavi ata. Ben belki dün ölmüştüm. Belki de geçen hafta. Sen bana çok güzeldin. Senin ayaklarında. Mahkemede söyleyeceklerinizin üzerine bir kez daha geçelim. Ay geçtim Faik Bey, kaç kere geçtim ya. İlkokulda bile en son böyle ezber yapmadım ben. Bir daha söyleyeyim ben size. Hakim Bey, kocam beni uçan kuşlar bile kıskanır. Yani sevdiğinden kıskanıyor tabii. Olay günü de kendisiyle biraz atıştık. Ben çok sinirlendim, kapıyı çarptım, bir çıktım evden. Arkamdan vardı, nereye gidiyorsun diye. Sinirimden, inadımdan söylemedim kendisine. Tabii haberim yok. Kendisi mağdur Atilla'nın evine kadar takip etmiş beni. Ben Atilla'yı sözlendiği için tebrik etmek üzere ona sarıldım. Tabii Kudret onu görünce tamamen yanlış anlayıp... Beni takip ettiğini bile bile oraya gittim deyin. Kudret Bey'i kışkırttığınızı iyice vurgulayın ki. Şimdi böyle yaparsam peki yani kesin salarlar ama değil mi? Tabii tabii, içinizi rahat tutun. Mahkemedeki iyi halini de ekleyince hakim kesin salıverir hemen. Kudret, canım bana bak, sakın hakime dik dik bakma, tamam mı? Sana bir şey söylersen, hiçbir şey yaparsın çok boynunu büküver. Tamam mı canım, haklısın de. Tamam hayatım, merak etme. Akıllandım ben. Çok şükür. Atilla Aysan, Kudret Taşdelen. Pişman demeyin, lütfen Kudret. Kudret Bey. Evet. Bir dakika arkadaşım. Bir saniye.
Bana moral vermeye mi geldin? Kudret Bey, yanlış insanı gördünüz. Zeliş Hanım'ı vurduğunuz akşam nerede kaldı biliyor musunuz? Benim evimde. Siz onu hiç hak etmiyorsunuz, hiç. İyiyim hadi. İyiyim. İyiyim hadi. Ne diyorsun lan sen? He? Öldüreceğim lan seni. Buradan çıkar çıkmaz öldüreceğim lan. Olur mu? Ulan buradan çıkar çıkmaz öldüreceğim lan. Ulan seni kimse alamaz elimden lan. He? Öldüreceğim seni lan. Bıraksanıza lan.